Kovdum. Evet efendim. Ratingler yükseldiği için... Kovuyorum. Kovdum. Kovmak? Zammam yok. Akşam canlı yayın var. Canlı yayına kim... Başlarım canlı yayınıza. Tomris Hanım, kimi meşhur etsek tepemize çıkıyor. Şu kapıdan ilk giren adamı alır meşhur ederim. Koyarım onun yerine. Ertesi gün meşhur olur. Hatta öyle yapacağım. Şu kapıdan ilk giren adamı meşhur yapacağım. Bu kapıdan giren talk show'u sunacak. Çevireyim mi? Bir mi? İşte bu. Buyurun. Şunu da soracağım. Peki bütçe işini ne yapacağız? Nerede çekmemizi istersiniz? Bütçe bütçe yok hanımefendi. Bütçeyle herkes yapar. Gidin evinde, barkında, bahçesinde bir yerde çekin. Buyurun. Aha. Hayırlı uğurlu olsun. Talk showman oluyorsun. Sikörtam devam edecek mi? Evet, konuklar hakkında bütün bilgiler burada yazılı. Başka bir şey yapmama gerek var mı? Yok. Mustafa Üstündağ. Zeynep Beşerler. Tamam. Benim konuk hakkında bir ufak muhalefet şerhim olacaktı. Tamam. Ne neye şerh düşüyorsun sen ya? Ne oğlum, demek? Oha dedikçe bostana giriyorsunuz ya. Ben şuraya erkek konuk çağırmayın dedikçe... ...daha çok sakalı bıyığı birbirine karışmış adam çağırıp... ...testosteron seviyesini yükseltiyorsunuz burada ya. Zeynep tamam işte ya. Zeynep kadın değil mi? Evet. Tamam işte eşitlemişler. Aa bak ona gelince bir şey demem. Zeynep beş eller. Cömert kadına bayılırım. Sen bir elliyon o beş eller. Alabildiğine doygun, üretken, doğurgan. Ne demek o ya? Ama o Muro'yu buraya sokmam ben arkadaş. Sen hiç onun dediklerine şey yapma ya. Anladım anladım biliyorum alıştım zaten. Şimdi benim hemen çıkmam lazım. Nereye? Bugün sporum var. Spora gideceğim. Sizinle akşam görüşürüz o zaman. Spora mı gideceksin? Evet. Ne yapıyorsun? Futbol mu oynayayım? Saçmalama durducuğum. Yani fitness, havuz falan. Fitness. Fitness. Ne oldu ki? Nasıl yapılıyor? Siz hiç spor salonuna gitmediniz mi? Yok. Yok. Nasıl anlatayım şimdi? Hani böyle bir sürü alet var. Ay ne oldu ya? Bizim bugüne kadar hiç spor salonumuz olmadı. Zaten fiziklerinizden belli de. Yani? Yani biz de istemez miydik sağlıklı, bedene kuvvetli insanlar olmak? Ay ama yeter ki ağlayacağım vallahi şimdi. Biz de bir kere götürseniz de hani sosyal ortama alışsak. Olmaz mı? Vallahi hiçbir kötülük yapmayacağız. Senin yamacından ayrılmayacağım biz. Yemin ediyoruz pek ya. Pek emin değilim Dalyan da. Durdu senin hatırın için böyle bir şey yapsam mı diye şu anda düşünüyorum. Düşünüyorum. Ama öyle bakmayın gerçekten ağlayacağım ya. Hadi hacı la ne olur. Ne verirsen elinden o da gider seninle. Yap bir iyilik la. Sevaptır ya. Fakiri sevindirmek sevaptır. Yemin ediyorum cennette yerin hazır. Tamam be. Yavaş yavaş. Tamam. Futbolda var mı orada? Var var futbol sahası da var. Harbi mi diyorsun? Basketbol sahası var, tenis kortu var. Ne istersen. Hepsini ya bakarız lan. Vallahi gider. Salça bakacaksınız değil mi? Yok yok bir bakarız. Sen ne diyorsun tamam. Onu yaparız. O zaman şimdi şöyle yapalım. Ben gideyim eve eşyalarımı alayım. Sonra geleyim sizi buradan alayım birlikte gidelim. Tamam olur. Gider plan vallahi. Tamam. Bence de. Aa havuza girmek ister misiniz? Çıkmak istemeyiz ki. Tamam ayılarınızı da alalım o zaman. Tamam mı? Spordan sonra da havuza gireriz birlikte. Tamam süper plan. Aslansın vallahi tamam, ya. Tamam hadi bakalım. Hem böylece siz de biraz böyle kendinize bakmış olursunuz değil mi ya? Ne de olsa kaç bin kişinin önüne çıkıyorsunuz. Doğru tabii güzel fikir tamam. Harika tamam. Fikir ya. Sevdim ben bunu hadi o zaman. Bu seferki çay çok güzel olmuş. Bir saat sonra görüşürüz tamam mı? Hadi. Kolay gelsin. Bay bay. Bal şeker olsun sana. Et olsun. But olsun. Her yanlarına sığışsın, basen olsun sana, kurban olduğum seni. Ya bu Tomris aşifte maşifte ama bak sahipleniyor bizi, görüyor musun? E tabi oğlum, o da buradan ekmek yiyor, ekmeğinin derdinde kadın. Şu koskoca İstanbul'da tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Helal olsun ya. Hadi gel hazırlık yapalım ha. Alo.
Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın ya. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Söyle lan git. Hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum ben. Sen nasıl bir yaratıksın ya? Ben hanla akla hürmeten senin gibi bir hayvanla sosyal camiaya katılmaya çalıştım. Ben kendi hafsalam almaya yani. Nasıl bir hayvansın ya? Adamlar tuttu yaka paça osuruk savar gibi kapının önüne koydular. Hani herkese kafa tutuyordun? Hani tutuyordun? He? Yemedi mi maçan? Gördün tabi arı sokmuş gibi adamları gıkın çıkmadı değil mi? Senin hükümdarlığın ev sınırlarında bir bana yetiyor zaten. Elin herifini görünce pıstırıp kuyruğunu çekiverirsin kenara kendini. Bittiyse cevap hakkımı kullanabilir miyim? Kullan. Mutlak zarar göreceğin yerde stratejik davranmasını bileceksin. Ben oranın adresini aldım. Remzi Fay'ı toplayıp bir gece ansızın gidebilirim oraya. Sen merak etme. Ulan bak başımızı belaya sokacaksın. Gideceksin orada abuk sabuk bir şey yapacaksın. Ondan sonra gazetelere haber olacağız. Bu iki tane ayı kovun atılmış ülkeden diye haber çıkacak aklımıza. Oğlum iki tane bodyguard'dan mı korkacağım lan ben? Çakal. Ulan konuşma. Vol ya sen. Allah patlat. Allah patlat. Allah. Helyum gazıyla doldurduydu. Allah. Bakma bana öyle. Sığandığıma inanıyorum ya. Yemin edeyim kendimi hayvanat bahçesinin en tehlikeli hayvanının bahçesi gibi hissediyorum. Elime bir şey almadan kendimi rahat hissetmiyorum ya. Böyle bir his bırakıyorum benim üstümde. Sen ne biçim bir manyaksın? Nasıl bir hayvansın? Anlamadım ki. Ya hastarasız oğlan. Cenab-ı Rabbil aleminden diliyorum sandığın sanıya irme. Ocağına çüklü çönmesin. Sidi vakkasın yiyin geçsin inşallah diliyorum senden. Lan abiye öyle vurulur mu lan? Kafama vura vura Pakistan hastası ettin beni. Böyle elim ayağım titriyor benim. Nereye kafana vurdum lan? Şuraya baksana ayı pançalamış gibi dolanıyorum ortalıkta. Abiye vurursan işte kudretten yüzüne şamar iner öyle. Yet oradan ya. Ya sen beni rezil ettin yetmedi. Bir de sopalıyorsun. Benim ne günahım var? Canım etim ne butum ne? Lan ben nefsi müdafaa ettim, sen üstüme öyle Çin askeri gibi aşıncası bende bir şey bulmuşsun da cızı vermişsin yalandan. Yemin ediyorum bak, uzatma şu peledi koydum mu bu yazısını alnına çıkartırım seni. Ona göre. Gelme lan! Otur oturduğun yerde. Hadi tamam, beni sevmiyorsun, beni rezil ettin. O kadının ne suçu vardı lan? Kim lan, hangi kadın lan? Biz... Tomlis götürmedi mi oraya? Biz kendi aklımızdan mı uydurduk gittik? Şimdi bin sen. Bunlar. Niye oynamıyor la? Belli bir devirden sonra mı yürüyor acaba? Ne yapıyorsunuz? Bisiklete biniyoruz. Ne yapalım? Çocukken olmadı bizim. İçimizde o heves kaldı. Onu böyle tatmin ediyoruz. Geçsene sen de. Gel seni de önümüze alalım. Gel gel şu araya sen. Yok. Ben havuza gidiyorum. Havuza görüşürüz o zaman. Tamam mı? Olur olur. Geliyoruz şimdi. Biz de geliyoruz şimdi. Çevir lan çevir çevir çevir. Biraz spor yapalım. Tomris Hanım. Ne yaptınız siz bey? Su kıyafetlerimizi giydik. Nereye kaçıyor la bu? Bu da bir aile ha. Kerli menkıbalık falan geldi herhalde. Hadi gel lan biz de girelim. Gir gir. Soğumuş lan. Lan bayı geçeyim ben su yuttum valla. La böyle tepende gözlük olunca Kaptan Gustavo izledin mi sen? O böyle ters aşarak dalıyordu. Öyle denesene bir. Bari ben abuk sabuk bilmediğim şeyleri denemem lan. Bak bak şimdi bak. Thank you.
demişler ya, kadın delikanlıyı bozar diye. Şu fışkıya yüz veriyorsun da sen bunca yıllık abine değişiyorsun he onu. Ulan ne alakası var? Ne alakası var? Ne yaptım lan ben kadına? Ne yaptım ben kadına orada? Kadına ne yaptın? Adam atarken söyledi. Kadının yürüyen şeysine arkadan binmeye çalışmışsın. Oo, iftiranın büyüğüne bak. Süpürgeye mi bastım da ben bu iftiraya uğradım lan? Selamlar. Spor mu yapıyorsunuz? Ben de burada usta antrenörüm de uzman olarak başladım. Gerçekten sıkıntı vücudumuz var yani ama tempoyu biraz daha arttırmak lazım. Hani enzimler alyuvarlara baskı yapıyor. Dolayısıyla vücudun o basen yağ dengesi pH oranını yükseltmek lazım. Hafif basen sezdim çünkü hani basıp yukarıdan bir şey alacak kadar çıkıntı olmuş yani. Ama güzel vücudun sertliğini de sağlamak lazım. Şu makineyi... Ne yapıyorsun sen? Yarın dur bir dakika. Ellerinizi şuraya koyun. Şöyle. Nasıl ne yapıyorsun sen? Tuttum, tuttum. Bir şey yok. Bir şey yok. Dur, dur. Sakin ol. Ben şöyle al. Şap şap. Lan bütün mafşiler beni mi vuruyor? Nedir lan? Binirler mi lan orada? Alet bir son var. Neden insanlar sıra bekliyor? Senin dediğin gibi olsa üçerli beşerli binerlerdi. Lan oğlum harman yeri gibi makine yığmışlar oraya. Alettirik yakıyor yazık. Ondan pekala beş kişi de yürür. Ne olmuş yolda yürümeyle? Asfaltta yürürken diyor mu? Siz çekilin ben tek başıma yürüyeceğim diye. Ne alakası var? Yardım izin verdim orada ben. Kamuya açık mekan mı orası? Asfaltla ne alakası var? Kadın binmiş gidiyor sen neye kadar biniyorsun? Kurban kardeşim, israf günah olur. Bak mübarek üç aylardayız. O kadar aleti yığmışlar oraya, diğer anı çekip duruyor. Günah değil mi ya? İki kişi binirsin, ne olur bir makineye. E yani bütün bu yediğin halk elektriği fazla yakıyor değil mi? Helal olsun ya, helal olsun. Yemin ediyorum yani bu kadar keskin bir dönüşü hiçbir hayvan başka türlü yapamaz. Allah da senin belanı versin inşallah. Ağzından çıksın kurban olduğum Allah bağal bağal yakana dökülsün. Ben bir şey demiyorum gali sana. Abin olarak senden bu kadar tiskindim. Bu kadar nefret ettim yüzünü göresim yok ya. Ben de senden tiskiniyorum. B**tan tiskinir gibi tiskiniyorum yemin ediyorum ya. Hiç ağzımdan düşmüyor biliyor musun? Devamlı yakışıyor ya. Düşmüyor çünkü sürekli karşımda duruyor da ondan düşmüyor. Dolana gün dola. Soyka yaşlılık gözümde görmüyor eskisi gibi kurban kardeşim. Lan atleti sırtıma dikeyim diyorum ben ara sıra çıkartmak da istiyorum yani bunu. O kadar da kordialim. Bak hele. He. Kolunu bir ısır hele kısmetin dikilir derler. Nasıl lan? Hangi kısmetin? Karı mı para mı? Oğlum bu normal kısmet. Kolunu ısır diyorum gerizekalı. Karı kız olduğu zaman siklet merkezi değişiyor biliyorum. Gerizekalı deyip durma lan. Kolumu ısırdım işte bir daha mı ısıracağım? Kaç kere ısırmak lazım? İyi iyi çok güzellik yiyorum havan bozulmasın. Yalnız makinenin üstünde keklik gibi sekiyordun ama atom karıncalığın sökmedi orada dünen. Ne alakası var canım ben o aleti biliyorum ben. Daha evvel de pindim oha. Ama benim daha evvel pindiğim dizeldi. Ben oradan şabaladım. Yani dizeldi. Sesinden anlamam lazımdı ama o kalabalığın içinde bir an anlayamadım. Pindim işte. Üzerine pindikten sonra da inmez olmaz. Yani meğer alet benzinliymiş. Açsana, çalıştırsana lan. Çalıştıracağım da biraz alete ısınayım diye uğraşıyorum. Ha, motor soğur değil mi? Kalkmıyor. Yağmur yapmış biliyor musun? Arzu kurre ayağından kayıp gidiyor yemin ediyorum ha. Evet, gerçekten de ayağın altından kayıp gidiyor yani. Ben koşup Japon askeri gibi koşuyorsun lan. Evet, biraz daha fazla şey yapayım diye. Şey. Oğlum hani gompedan edin sen bu işleri. Gompedan edin canım. Gompedan edin. Görmüyor musun? Bak ben ne kadar hızlı gidiyor. Lan oğlum kaliteden gideceksin lan. Lan boşver birazdan motoru yakacağım ben. Nasıl duruyor lan bu alet? Başka aletleri geçebiliriz. Hazır mısın? Sen geç.
Ben bir koşu. Tamam. Geldim. Ben bisikletle gelirim o zaman. Tamam. Tamam. Ne yapacağız lan? Durma ya bu. Dalyan git bireyi çağır. Çağır önünde. Garson yok mu? Bakar mısın kardeş? Az daha kurtulmayaydın. Ameliyattan çıkaracaklardı senden aleti. Ne kadar komik ya. Ne kadar komik. Ayı espri yaptı. Ben şeyi anlamıyorum. Yalaktan nasıl su içtin? Yani nasıl bir ruh hali içindeydin? Ben anlamadım ya. Yanında bir ton bardak duruyor. Bir de abdest alaydın yani. El alem onu içmek için kullanıyor. Temiz su. Gidiyorsun sen oradan kafanı dayayıp okuz yalağa kafasını sokar gibi su içiyorsun. Hangi yalaktan lan? Sanır gelen yarım olamış. Çok şükür yarabbim. Oraya siyah lavabo yapmışlar. Benim de yüreğim yandı. Şöyle elimden içivirdim temizce suya. Ne etmişim ki ben? Vallahi ne bileyim öyle içilmiyormuş işte. Adam öyle söyledi. Ben dilerim var ya, alsınlar da başlarına çalsınlar. Gitmiyorum bundan sonra sporlarına da, merkezlerine de. Ben kendi kendime top oynarım burada. Gerizekalı, sanki şu saatten sonra gitsen alacaklar yani. Hiç umurumda değil vallahi aslanım. Ne demişler? Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme. Tamam tamam, konuşma da dik şunu. Anası... Lan lan... Sırtıma dikme dedim ya. Ne oldu lan? Nereye döküyorsun? Mis gibi iyisini yaptım işte. Etimi sokuyorsun. Kolunu ısıtır, kolunu. Dalyanak, şu anda içimden gelen tüm samimiyetle konuşayım seninle. Bazenleri seni gerçekten kardeşim, abim, kanbağım olan biri gibi görüyorum. Diyorum ki senin hakkında, Allah'ım o da istemezdi böyle olmayı. Ne yapacaksın? Böyle çıkmış diyorum. Seni bu hallerinle bile seviyorum. Ama bazenleri geliyor, bütün sikörtalarımı attırıyorsun ya. İstiyorum ki ben seninle al gülüm ver gülüm diye abi kardeş gibi geçineyim. Nineyim ben ne yaptım la? Ne yaptım ben? Bak şimdi aklıma geldi tekrar. Spor salonunda. Ben o alete takılı kaldım. Bütün el alime rezil oldum. Yırttım dalyan 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 diye. Yoksun ortada. Sen gelene kadar kollarım 10 santim uzadı ya. Sen nasıl bir abisin? Eski alet lan. Vücudumun üst bölümüyle ilgili bedenle çalışmaya yapıyorum. Çok iyi geliyor. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, hiç gerek yok. Çok... Hayır. On numarayım yani. Ben o taraftayım o zaman. Yardıma ihtiyacın olursa seslen, tamam mı? Tabii, tabii. Dalyan! 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 Lan! Dalyan kullarımı uzadı lan! Bunda sen art niyet gördün öyle mi? Evet. Pesimist yaklaştım buna. Nasıl yaklaşırsam yaklaşırım ya. Oğlum tamam ben orada seni gördüm. Ve hemen yardıma gelmedim ama bir sor bakayım niye gelmedim? Soruyorum neden gelmedin?
Oğlum sen oraya hazır asılmışken dedim ki bu oğlanın bir üst başı, mayosu neyi kurusun. Ondan sonra güzelce bahar kokulu ben onu alır, mis gibi sarar, katlar, naftarinler korum diye düşündüm. Millette hemen üstü ömerdi bir şey varmış gibi. Hadi bak kendi ağzınla yakalanıyorsun hayvan. Kendi ağzınla yakalanıyorsun. Kardeşine b**lu çamaşır muamelesi ediyorsun. Ondan sonra da üste çıkmak için sanki böyle bir şeymiş edasıyla bana bunu izah etmeye çalışıyorsun ya. Sen nasıl çalışıyor bu senin diman? Ben anlamıyorum. Sana yaptığım muamelede o çamaşır kelimesini geçirdin ama orada çamaşır fazlaydı neyse. Eğer sen ihanet arıyorsan ben o halterin altında titreyi titreyi sekeratı mevt halindeyken kendin yardım etmediğin gibi üstümü havluyla örtüp kimselerin de görmesini engelledin. Orada arayacaksın ihaneti sen. Sesini yükseltme. Ne alakası var? Sen de yanlış anlamışsın. Oğlum can boğaza geldi ölüyordum. Hani diller ya ölürken film şeridi gibi gözünden geçiyor diye. Vallahi bütün izlediğim filmler tek tek gözümün önünden geçti öleceğim zaman. Öyle geçtip geberseydin zaten direkt cehenneme giderdin. Ben bir kere aletin vücuda bıraktığı tesirin ne olduğunu bilmediğim için o titremen normal sandım. Ondan sonra dedim ki biricik ağabeyim istediği gibi titreyebilsin diye üstümü örttüm. Başka bir içimde art niyet falan yoktu yani. Oğlum bir daha senin havuza niye gitmeyeceğim ben iki olsun? Ben bir daha senin insan içine çıkmayacağım. Aha buraya yazıyorum. Gelir buradan okursun. Seninle insan içine çıkarsam Allah da beni senin gibi yapsın. Daha da bundan büyük bela yok zaten. Ben giderim havuzuma güzel kendim. Aman nereye gidersen çırpını, git ya. Çırpını yüzerim kuğular gibi. Belli kuğular gibi, ayılar gibi. Ben gördüm sana suya düşmüş ayı gibi cımınlıyordun oralarda. Hayvan herif. Havuzda yaptığın terbiyesizliklerden dolayı atıldık biliyorsun değil mi? Lan ben mi yaptım terbiyesizliği sen mi yaptın? Havuzun ortasına s***. Tövbe estağfurullah. Allah kuru iftiradan saklasın lan. S***madın mı? Lan oğlum orada vitamin hapı içtiydim gitmezden evvel. O sayha da sapsarıymış, hemen insanı ele vuruyor. Ben ne bileyim böyle bir ferahladıydım birden öyle şey olabilirmiş. İnsanın yüzüne vurulmaz ki hemen ya. Yüzmek gibisi yok ya. Yeminle de hapladım ha. Vallahi ata sporu. Bana bak ayaklardan ağır bir sıcaklık mı geliyor bana mı öyle geliyor? Yo sıcaklık nereden olsun ki burada? Ulan bir şey mi yaptın hayvan herif? Ne beni alacağım? Tutlandırma seni. Senin bilağını versin. Çağlar gel buraya gel bir şey yok. Vallahi gel bir şey yok. O daha buraya yayılana kadar gel yarım saat alır lan gel. Ulan ille beni utandıracak çakal ya. Hiç mi konuşmayacaksın yani bizimle? Ağzından bir dünya kelamı çıksın tomurcuğum, çiçeğim. Yapma böyle bak. Baz. Ya Allah belanı versin. Kes! Ya olayı düzeltebileceğimiz bir nokta varsa o noktada buluşalım diyorum ben. Hiç mi yok? Aşkım benim ya. Saçmalayıp durma lan zaten. Kafasından duman çıkıyor şimdi üzerime saldırtıracağım. Oğlum içimden geliyor. Zaten senin içimden gelenler yüzünden bu duruma düştük. Hayvan. Konuşma sapır saçma şimdi dayak yeme vallahi şov herkes. Ulan akşam akşam zebra'nın gibi oturuyorsun yine önümde. Hı. Ağzımı s**cak. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz buyurun. Oo buraya geldiniz. Ay hayır hayır çıkarmasa hiç gerek yok. Yok çıkarttım. Ay gerçekten gerek yoktu.
İşte Aa. Anadolu insanı, işte Anadolu çocuğu, işte Aa. Usul erken bilen adam. Evet, Müslüman evine nasıl girileceğini biliyor. Şunu yakalayamadı insanlar ya. Helal olsun ya. Şunu yakalayamadı. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, çok iyi. Hoş geldiniz. Hoş ben Durdu, kardeşim Dalyan. Merhaba. Dedemiz Eşref. Hoş geldiniz. Daha sefer geldiniz ya. Sağ olun. Gel buyur otur. Buyur. Geçin buyurun oturun. Buyur, ayakta oturun. Kalın. Yir senden kuvvetli. Çok. Kim kuvvetli? Yir zemin senden kuvvetli. Ayakta durma diyeyim. Hani tabirdir. Çeker. Evet zaman geçtikçe alışacaksınız. Bir şey içer misiniz? Size ne ikram edelim? Çay. Hah. Zeynep Hanım geldi. Ben onu da alayım. Tabii tabii. Alın. Çay da bir zahmet şey yaparsan. Çayı sen mi koysaydın kardeşim? Merhaba, hoş geldin. Ya bu yapsan alışsın her zaman. Ben mi koyacağım kadın başına? Evet, iş gelsin yani. Biraz merhaba. Şaşırdığınızı biliyorum ama buyurun, buyurun siz içeri alalım. Anlayamıyorum, sıkıntı olma. Durdur. Sınıcımız Durdu Bey. Merhabalar Zeynep Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba, Dalyan Bey. Zeynep Hanım, hoş geldin. Merhaba. Amca dede. Merhaba. Hoş geldiniz. Öpsen. Uzatma Dalyan. Geç buyurun, buyurun sizi şöyle... Şöyle alalım, üçlüye, dedinle abimin arasını alalım. Nasılsınız? Nasıl geçti yol? Rahat bulabildiniz mi? Buldum da şaşırdım tabii biraz. Tabii. Hayırdır, niye? Yani hani program deyince daha farklı bir yerde çekiliyor zannettim. Stüdyo falan bekliyordum. Çok burayı haklısınız. Hiç umuyordunuz. Şova göre gelmemişsiniz ama kusura bakmayın da. Yani Yungdon mu bu? Okan'a Beyaz'a böyle mi çıkıyorsunuz? evet. İnsanların bir gözlüğünün açılması lazım. Yaz günü yani. Ağustos'tayız. Doğru. İnsanın pijamalarına gelirdim zaten. Ha bana laf. Yok. Evet. Estağfurullah. O zaman biz birazdan yayına gireceğiz. Ben müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah. Müsaade sizin. Peki. Efendim. Size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hazır yayına giriyoruz. Tamam. 3, 2, 1, kayıt. Evet sayın seyirciler. Akbaba 35 numaradan yaptığımız yayına hoş geldiniz. Evet, canlı yayınımızın bu akşamki konukları Mustafa Üstündağ ve... Baron! Sevgili Zeynep Beşer'le... Bravo! Nuru! Evet! Aslarım benim. Yeter lan, o kadar da değil. Evet, tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Çok güzel. İyiyiz. İyiyiz. He. güzel o zaman. Biz de iyiyiz. Şimdi programımızın formatı gereği ilk olarak şey yapıyoruz. Sizi seyirciyle baş başa bırakıyoruz. 10 saniyeniz var ve bu 10 saniye içinde kendinizi nasıl ifade edeceğiniz konusuna bakacağız. Bayan olarak önceliği Zeynep Hanım'a verelim. 10 saniyeniz var. Kendinizi ifade etmek isteseniz nasıl edersiniz? Hangi kameraya diyecek onu? Buna diyeceksin. Başladı süren. Şaşkınlık içindeyim. 1001, 1002, 1003. 10 saniyeden kısa. 1004, 1005 hadi ama geçeyim. 1006, şaşkınlık içindeyim. 1007, 1008, 1009, 1010. Gördüğünüz gibi 10 saniye süren bir şaşkınlık yaşadı. Kendiyle pek bir bilgisi yok ne yaptığını pek izah edemedi. Ama olsun biz hazırladığımız sorularla buna hangi kameraya bakacağım lan ben? Şey yapacağız, ilerleyen bölümleri de açacağız. Evet sevgili Mustafa Üstündağ size gelelim. Kendinizi ifade etmek isteseniz hangi cümleleri kurarsınız diye daha bir açayım ki aynı ofsayta sizde de düşmeyelim. Vallahi bugüne kadar ilk defa adım doğru söylendi. Aslında Mustafa değil Mustafa'dır. Yani Mustafa Üstündağ tadından yenmez bir laftır. Ben sinema ve tiyatro ile ilgileniyorum. Bir tarafından bakıyorum hani tiyatroda sinema falan. Bino zaten bitti süreniz gördüğünüz ama daha gibi. Anlatacaklarım vardı. Onları programda anlatırsın istersen. Programı şeye akış gereği. Şimdi soracağım sorulardan falan sorarsan sonra soru bulmakta zorlanıyorum asıl. Hani benim soracağım bir soruyu sorarsın falan ben ondan sonra şey yapamıyorum. O yüzden
geçelim. Sizinle ilgili araştırmalar yaptık. Öncelikle açtım şimdi Zeynep Hanım'ın kağıdı çıktı. 1 Ağustos 1979'da İzmir'de doğmuşsunuz. Sezeryen mi, normal mi? Normal. Bildiğin normal doğdunuz, evet. Zorlanmadan. Burcunuz ne? Aslan. Aslansınız. Evet. Aslan burcunun özelliği nedir? Çok mu yırtıcı bir hayvan? Çok emin değilim. Yani bilmiyorum. Çok ilgilenmiyorum burçlarla. He. Şimdi benim burada ufak bir açıklamam olacak. Hayırdır? Hangi kameraya bakıyorum? Şuna bakayım. Ben belirlerim. Şimdi mesela ona da karşıyım ben. Adam şov sunuyor, hangi kameraya bakıyorum? O mu bilecek benim hangi kameraya? Hepsi benim, ben aldım buraya, ben getirdim, ben kurdurdum. Şuna konuşmak istiyorum derim, ayarlar. Ya promosyon yapma da ne açıklayacaksan açıkla ya. Burada bu akşam Zeynep kızımızın bulunmasının ayrı bir anlamı var. Geçtiğimiz aylarda müessif bir olay yaşandı. Ne bir olay? Ne? Müessif. Müessif. Yani üzücü, kötü bir şey anlamında. Kızımız Türkiye'nin isim vermeyeyim önemli bir şovuna, Okan'ın programına katıldı. Orada baştan sona ağız açtırılmamak, hunharca susturulmak, fikrine kelepçe vurulmak suretiyle yumuldu bu kız. Ben de özellikle davet ettim ki Türk şovunda bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Okan'ın döküp saçtıklarını bizim onore etmemiz lazım. Zaten yakın çevresinde de diyormuş, hani bizim şovunla ilgili bazı kıskaç tavırları varmış. Buradan Okan Bayülgen'e sesleniyorum. Okan, bizim şovumuzdan ellerini çek arkadaşım. Bizim şovumuzdan elini çek. Bak senin mağdur ettiğin insanları biz burada onore ediyoruz. Yoksa biz niye çağıralım bunu? Şarkıcı değil, türkücü değil. Biz burada bunu kurtarmak için Türk şovu adına yapıyoruz bunu. Ya bir git. Bizim şovumuzdan elini çekeceğin arkadaş, bu şov öyle bildiğin şovlara benzemez. Okan Bey lütfen yanlış anlamayın. Kendisinin idrak yollarında tıkanıklık var. O yüzden bazen durumun vahamatını anlamadan böyle altından doğru sallayıveriyor. Lütfen özür dileriz. Bu konuyu bizi gale bile almadan geçiveriniz. Bu uyarımı dinlediğiniz için acayip müteessirim. Teşekkürü borç bilirim. Kıskaç! Tamam lan sus! Çalış senin de olur böyle bir şov. Kıskaç! Allah belanı vermesin adam sol. Kusura bakmayın. Abim olduğu için... Sen üzülme canım. Ben hakkını her zaman her yerde savunurum seni. Tabii eline ayağına hakim ol. Yapma. Ya mağdur olarak bulunuyor. Yüzüne bir mozaik atabilir miyiz burada bu kısımda? Mağduru olarak burada bulunuyor ya. Bir haysiyeti var, bir konuğun bir ikisi laf etme hakkı var ya. Ondan sonra diyor ki ben bunu telafi edeceğim, çağıracağım diyor. Haftalar geçti, aylar geçti, çağırdı yok. Okan'dan mağdur olan bütün şovzedeleri biz buraya bekliyoruz arkadaş. Herkese açık kapımız bizim. Peki ben sonra Okan'a çıktım, sen seyretmedin mi? Evet, ben şimdi oraya gelecektim. Dalyancığım, senden aldığımız bu engin saçma sapanlık yüzünden sana çok teşekkür ederiz. Dilersen sorularla devam edelim. Ya buyurun Edin, ben şov etiği adına şey yaptım. Eğer yani lüzumsuz bir çıkış yaptıysam özür dilerim burada yani herkesten. Sizlerden özür dilerim kardeş, ben hani şey olarak yaptım. Çek elini konuda. Terbiyesizlik yapma. Lan şşş! Lan şşş! Dur! Dur! Ne yapıyorsun? Sen mi oğlum? Dedemin fikri konuğuyla siz baş başayken biz olaya yatıştıracağız. Misafirliğini bilsin dede ya. Ne yapayım? Arkadaşlar lütfen yerlerinize geçin. O misafir biraz rahatsız ol. Dede sen rahat ol ya. Ben rahatım hem lazım. Sen siyasi olarak anlaşamıyorum seninle. Lan konuşma lan. Fikirlerim uyuşmuyor seninle. Lan tamam sen. Patlatırım bunu, tamam, sen de patlatırım. Tamam tamam sağınırım lan. Ne oluyor ya? Allah Allah. Ulan çığırından çıktı, Allah kahretmesin, ne yapıyorsun? Bırak adam evimizde konuk lan. Oğlum erkek bana çağırma diyorum ben buraya. Top top. Erkek. Lan! 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 Bana çağırma diyorum. Lan! 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 Otur lan! Otur lan! Bir şey yapamaz o. Otur. Ayy! Dur. Otur. Oğlum dur. Al vur şunun kafasına dede. Vur vur bir sürer. Lan! Lan! Oğlum durun durun. Oğlum dur. Misafir o ya dur. Tamam. Allah Allah. Sakin. Sakin.
Geç o tarafa. Ya misafire biraz saygılı olalım oğlum be. Sen o tarafa. Görüşeceğim. Gel dede sen buraya. Ben görüşeceğim. Gel. Gel otur sen. Rahat ol. Sen ne yaptın mı zannıyorsun ya? Mahalleli bir gün görüşeceğim onunla. İsteme bey. Rahat ol. Rahat. Mahallesini bir neresini bir neresini bir neresini. Sen de misafirsin. Kapadaylık yapma ya. Oturun aşağıya. Şey tamam var. Dede. Sizden çok özür diliyorum. Nereye bak, özür diliyorum? Bu ortamı yaşattığımız değil. İçin sizden ayıp çok özür diliyorum. Ya sus sen! Sus! Siz değil, o hayvana diyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Gözümü seveyim. Yani siz de ahlı mantıklı adamsınız. Ayıyla kavga edilir mi ya? Allah yardımcı olsun dayı yani. Gerizekalı böyle. Gerizekalı. Bak ne edici konuşma var. Bana ağır hakaret var. Yemin edeceğim ağır hakaret var. Oğlum dur, misafir bey. Ya, biraz bayım, sakin ol ya. Misafire böyle mi ya senden çok özür dilerim. Bak böyle yaşatmak... Ya bir susun iki dakika! Size değil. Kusura kalmayın. Yani seni biz sakat kontenjanından zaten şey yapıyoruz. Zekalı. Biraz hafif idrak yollarında problem var. O yüzden yani... Bir zekalı. Alayım terliğimi. Misafir hem de abi misafir. Misafir zekalı. Dede misafirliğini bilsin o zaman. Bir özür dile. Bir özür dile lan! Dilemiyorum lan özür ben de! Bir özür dile! Oğlum dur, az sen de sabrettin. De sonra diler, sonra diler, hadi yap. Yine bir sarıl. Tamam, sarıl. Aferin. Öpsün, öpsün, bak. Bak, dünya kardeşlik ve barış için atılan önemli bir şey. Adım. Evet sayın seyirciler. Bir yeşil ekran köşesine daha hoş geldiniz. Bugün takipçiliğin ne kadar doğru bir iş olduğunu ispat eden muazzam bir doğa olayına şahit olacaksınız. Sayın seyirciler, bugün 6 Ağustos 2010, yani yaz mevsimimin tam gübeğindeyiz. Ama bizim küresel ısınmayla ilgili yaptığımız program sonrasında gördüğünüz gibi güneş dünyaya daha insaflı davranıyor ve şu tarih olmuş, gördüğünüz gibi güneş ortalıklarda yok. Yani kürenin ısınmasına mani olmak için gezegenler arası bir kampanya bile başlatmış bulunuyoruz. Bu da Samanyolu Galaksisi adına dünyamızın ve programımızın diplomatik bir başarısı olarak tarihe altın harflerinin yazılacaktır. Evet, doğayla el ele, küresel ısınmaya hayır. Bu olayı daha evvel noter yanına çırak girmiş dedem huzurunda onaylıyoruz. Öyle değil mi dede? Doğrudur yavrum. Gördüğünüz doğrudur gibi noter çırağı dedem de onayladıktan sonra artık daha da diyecek hiçbir şey yok. Yemyeşil olun inşallah. Hayırlı günler. Giriş yapayım ben. Evet sayın seyirciler, sevgili konuklar. Ahbaba 35 numaradan yaptığımız yayın tüm hızıyla devam ediyor. Evet sevgili Mustafa Bey. Sen aldırma onu, aldırma. Şimdi siz de 11 Şubat 1977'de doğmuşsunuz. Mersinlisiniz. Evet. Özür dilerim, nefes nefes şey yaptım da Özden. Zorlanıyorum. Nasıl Mersin, iyi mi? İyi, çok güzel. Sıcak, deniz, kumsal, insanlar. Falan filan. Yüzümler. Güzel, 10 numara. Sen, burcun ne senin, sizin? Kova. Kova. Kova'nın özellikleri nelerdir? Kova toplar. Ne? Kovayı böyle suyun altına koyarsın, toplar. Kübünü doldurmak gibi mi? Yok, suyu doldurmak gibi. Suyu. O taşar gider, kalan kalır. Ben de bilemedim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Amiye. Vallahi tazdi. Ben bunu böyle bırakayım. Belki bisküvi isteyen olur. Değil mi Durducuğum? Tabii tabii, bırak sen. Değil mi Dalyancığım? Bırak sen. Canım evet, benim ya. Peki, biraz zaman. Daha mı yeter? Peki. Yemin ediyorum. Yenge mi? İş ilişkimiz var bizim. Ha, başka bir şey yok. Seviyeli. Evet sayın seyirciler. Sanıyorum 35 numaradan yaptığımız yayın devam ediyor. Evet Mustafa Bey.
kova topluyor dediniz falan. Doğum yeri Mersin, onu da öğrendik. Nereden geldi bu merak, bu mesleğe merak? Yani bir anda çocuktunuz, ben olayım dediniz. Başka bir şey olmayı hayal ettiniz de bu mu oldu? Başka bir şey olmayı hayal ettim, bu oldu. Bu kadar mı? Mustafa, döküyorum bak. Özür dilerim. Temizleyecek insanımız yok. Gözünü seveyim kardeş, böyle yapma ya. Sen niye böyle yaptın ya? Dalyan Bey. Yemeyeyim birisini. Dalyan Bey, oğlum estağfurullah. Yemeyeyim o zaman, yemeyeyim. Kardeş, yeme demiyorum. Allah'ını seviyorsun. Yok, şşş, Allah'ını seviyorsun. O zaman dökme dedim ya. Dökme dedim. Ama hiç umurunda olmasın, umurunda olmasın, yokmuşçasına farz et. Yani orada biri yokmuş gibi. Yiyin lütfen. Bak adamı kursana dedim. Vallahi bak kardeş, yanlış anlama bak. Yemeğe bir şey demiyorum bak, helal hoş olsun. Yok. Bir sus lan. Ama dökme dedim ben, o kadar yani, yanlış anlama bak. Sorularla devam edelim biz Mustafa Bey. Başka bir şey, ne misal? Balık tutmayı severim. İsmail abi diye bir abim vardır. 10 numara. Onunla beraber gideriz, balık tutarız. İsmail abi, ben, arkadaşlar otururuz, balık tutarız. Balıkçı olmak istiyordum, oyuncu mu oldun? Hiçbir şey olmak istemiyordum, oyuncu oldum. Ne dedin? Sap gelip saman gideyim derken oyuncu mu ettiler seni? Aynen öyle oldu. Hadi canım. Bir anda öyle beklerken bir anda oyuncu oldum. İyi olmuşsun ama böyle bayağı, ben sayarken canım sıkıldı. 30 küsür tane projede oynamışsın. 30'unun 5'i adamdır. Gerisi kadın mı? O, öyle bir şey mi? Gerisi figürasyon. Figürasyon var mı kadın? Ben onu şey yapamadım. Kadın oynadım. Kadın oynadım. Kadın oynadım. Kadınla başladık. Sonra ne oldu? Adam oldu. Adam oldu. Kadın. Ben o zaman siz çayınızı içerken ben bu arada Zeynep Hanım'la şey yapayım, olaya gireyim. Siz de şey yapmışsınız, çocukluğunuzu hatırlıyorsunuz mu? Yani çocukken bir şey olmak istediniz mi? Çocukken hep balerin olmak istemiştim. Olamadı. Neden? Çünkü başka bir okula gitmek zorundaydım, o yüzden olamadı. Niye? Çünkü babam öyle istedi. Ha, siz de baba zoruyla oldu. Baban ne olmanı istiyordu? Onun, yani Fransız okulunda okumamı istiyordu, o yüzden ben de öyle yaptım. Fransız okulunda? Evet. Ne okuyacaktın ki orada? Fransızca okudum işte. Hoca mı olacaktın? Yok, olmayacaktım. Yabancı dil olarak Fransızca öğrenmemi istediği için Fransız okulunda okudum. Peki Fransız okulunda okudun falan, bitti okul, bitti mi? Bitti. Kadar ya, ya iki kelime Fransızca konuşabilir misin ya? Yok, almayayım şimdi. Sen teşekkür ne? Ederim. Sen kardeş? Fransızca var mı abi? Ya ben az çok işte lisede branşımdı da oradan Eçetin Viyenisi, Bonjour Tunç, Bonjour Çetin, Uemetin Abekunal, Unalkies, Seten Gerson, No Seten Fidi ezberledik bunu böyle. 2 metre de bana yırt. 2 metre de bana. Ama araba konuşmayalım Mustafa ya. Aileyiz. Ne dedin lan? Lan gel lan. Ulan gel lan. Ulan gel lan. Ulan gel lan. Yapmadın lan. Çalışın. Oğlum lan. Lan bana vuruyorsun hayvan. Yapma. Otur Mustafa Bey, siz yapma. Şey yapma, yapma ya, yapma. Ne yaptın ya? O... Dede görüyorsun tahrik. Misafirin ağır ya. Tahrik yapıyor ya. Ağır tahrik yapıyor ya. Ne? Ya otur 2 dakika ya. Şov yapma. Bana şov. Mustafa bana... yapma. Bana şov yapma. Desin ki. Sakin. Sakin. Terbiyesiz. Sakin. Yanında bayan var. Sakin. Gel, gel. Otur, otur. Ben burada durayım. Bir süre en azından. La havle ve la kuvvete illa billahi lalimin nazil ya Rabbi. Lütfen sen başka bir dilde konuşmaya başlayınca birileri fena ateşleniyor. Lütfen, lütfen. Arapçayı, Fransızcayı bir kenara bırak. Abi sen in kucağında. Türkçe bildiğin şekilde devam edelim. Evet sayın seyirciler. Bak bunları yaşasın. Susun lan! Evet sayın seyirciler, Akbaba 35 numaradan yaptığımız yayın devam ediyor. Reklam arası mı şimdi?
Yok reklam falan. Ben sana ne sorduydum, onun cevabını verdin mi? Evet. Ne dediydin? Fransız okulunda okudum. Ha, orada mıydı? O kadar. Tamam. Sonra bu işe nasıl girdin sen? Tesadüfen. Nasıl, yolda geçiyordun, girdin, bu iş mi çıktı? Yok. Tesadüfen bir reklam filminde oynadım. Ondan sonra sunuculuk yapmaya nasıl başladım. Nasıl oldu tesadüfen reklam filmi yani? Biri mi şey yaptı? Evet, biri. Ne yaptı? Sinan Çetin'le tanıştıktan sonra tesadüfen reklam filminde oynadım. Sinan Çetin mi seni keşfetti? Öyle denebilir. Bir şey soracağım. Bu derler ki bu sektörde başarıya giden yol, bu herkes için de geçerli, rejisörün yatağından geçermiş. Böyle bir gerçeklik var mı ya? Yok. Ben görmedim valla. Varsa da biz bilmiyoruz. Yok yok. O eski Türk filmleri zamanında söylenmişti ama. O zaman da yoktu, hala da yok. Sen bu tarafa geçsene ya, ben bir tedirgin oluyorum da. Gel böyle, gel, geç kardeş. Geç usta. Geç. Evet, yani gayet güzel, namuslu bir şekilde kariyerine başladın. Yalnız sonra şöyle bir şey, sevgilinizle abi kardeş oynamışsınız. Bu ensest değil mi? Değil. Evet. Sen peki oynadığın birinle hiç böyle bir şey oldu mu? Ne oldu mu? Yani setlerde genelde insanların birbiriyle... Oynadığım birine aşık oldum, evleniyorum. Harbi mi diyorum? Harbi diyorum. Bak gördün mü? Tebrik ederim, tebrik ederim. Tebrik ederim. Harika. Allah bir yastıkta kocatsın. Tamamına erdirsin. İnşallah. Tebrik etsin. İnşallah çocuğu da sıra bakma. Biraz fevri çıkışlarımız olduysa ben de evlilik sizi dileriz yani. Şey değil. Rahat ol. Yok problem değil yani. Problem değil. Oturun. Problem hiç problem yok yani. Pötü pör var, yer misin? Yes, yes, sonra yerim. Yer misin? Evet. 50 sefer kadını oynamış birinin elinden petibör yemem ben. Sen ne? Kaç sefer? 50'si mi dedin, 30'u mu dedin, anlamadım filmleri. Yanlış anladınız Dalyan Bey. Yanlış anladınız. Lütfen fevri davranışlardan kaçınalım. Peki o zaman şeye cevap ver bakalım, verebilecek misin? Oyunculukla bulaştın falan, sonra orada rahat ettin, ben oyuncu olayım, burada kalayım mı dedin. Baktın zaten kimse sana ahlaksız bir teklifte de bulunmuyor. Evet. Gayet güzel, steril bir ortam. Böyle devam mı edeyim dedim. Böyle devam edeyim dedim, bugüne kadar geldi. Daha da bir şey anlatacak... yok mu yani? İşte yani o gün başladık, bugün hala devam ediyoruz. Kaç dizi gündür çektin bugüne kadar? Bilmiyorum, herhalde 9 tane falan çekmişimdir. Tahminimce yani. Hepsinde kadını mı oynadın? Hepsinde. Güzel. Hiç başka cinse bulaşmadın. Yok. Güzel. Sizin için içi dışından daha güzel diyorlar. Görmek mümkün mü? Değil sanırım, sağ olsunlar. Bu gören nereden biliyor? Tanıyarak biliyor herhalde. Tanıyarak. Şimdi biz baktığımızda öğrendik zaten. Sen... konuşmak mı istenmiyor, aklına mı bir şey gelmiyor? Yo, sorduğun sorulara cevap veriyorum. Ne soruyorsan söylüyorum işte. Biraz ketum gördüm ama hani ortam gergin ondan ona. Muhtemelen. Gelir aslında şimdi. Yani o yönden seni mağdur etmeyelim. Kızcağız ne yapsın? Şşş, sana söylüyorum yeğenim. Yani. Şşş, kardeş. Şimdi 4 tane erkeğin arasında ne yapsın? Sen böyle pijamalısın. Kardeş sosyal ortam hani, bu da bir oyuncu neticede. Ne yapsın? Biliyor, yabancı değil hani böyle ortamlara. Mustafa. Yabancı değil böyle ortamlara. Tabii sen ben kendini çok gördüm yani sahne alıyor değil mi hanımefendi? Evet. Burası ev amca işte ben de ondan şu oğlunuza söylüyorum. Burası bir ev yani. Dalyan. Evde böyle otur yani olmaz değil mi artık? Lütfen. Dalyan. Lütfen bak babanı dinle. Dinle dedim, dinle. Dalyancığım, arka rahat, derin bir nefes al, arkana yaslan sen. Ben iyiyim, iyiyim kardeş. Evet, tamam. O zaman sana birkaç soru sorayım. En azından sen konuşabiliyorsun.
Bugüne kadar 30 küsür tane dizi oynadın. 32. 32 tane. Bak biliyor, gördün mü? Bak. Saymamışım 32. Yani. 9 tane oynamışım, onu da bilmiyorum. 32 tane oynamış, hepsini biliyor. Neyse. 30 küsür tane oynadın. Bunun 25'ini karılarla oynadın. Peki seni, bunların arasında seni en etkileyen eser neydi? Uy Başıma Gelenler diye bir dizi çekmiştik. Evet. Orada ki yani benim en iyi oynayabildiğim, en iyi performansımı gösterebildiğim diziydi. Ondan sonra da zaten başka şeyler gelişti. Ondan sonra gitgide büyüdü, gelişti. Uy Başıma Gelenler'den sonra başka bir dizilere daha devam ettin. Evet, Yersiz Yurtsuz oldu ondan sonra. Ferdi Tayfur'un oğlunu oynadım. Evet. Bir dönem Ferdi Tayfur'un oğlu diye saygı gördüm. Ne kadar hoş. Ondan sonra Aşkı Sürgün diye bir dizi oldu. Ondan sonra da Kurtlar Vadisi diye bir dizide oynadım. Kurtlar, evet biz de seni oradan tanıyoruz. Kurtlar Vadisi, Muro karakteri. Muro karakteri çok, çok güzeldi yani. Yemin ediyorum. İçimdeki şeysini, cümle neydi tam? Ya lanet olsun, ben şundaki insan sevgisine diyorum, karışım ama başka bir şey demiyorum. Ah işte bu, bu replik. İşte. Bu replik de bakın 302. Sonunda çok kötü oldu yalnız, o yanma sahnesi falan cayır cayır. Allah muhafaza, düşmanıma demem. Yanmadım ki ben. O patlatmadılar mı seni bir şeyin içine koydular da ben başka kanal mı izledim? Başka kanal izlemişsin sen. Hani böyle kasapta sinek gelir vaj diye ona yapışınca ölür, onun gibi oldu sandıydım ben. Yok. O sen değil miydin? O ben değildim. Aa özür dilerim kardeş o zaman, ben yanlış dizi ben izledim değilim ya. Başka, kimse yakmadılar, kimse yanmadı. Yanmadı kimse. Güzel, ondan da yırtmışız, ne kadar hoş. Peki bu oyunculuk mevzuyla ilgili yani yaptığın misliğe çok mu seviyorum? Ne ben yapıyorum? Bilmiyorum. Bilmeden mi yapıyorum? Bilmeden yapıyorum. Mustafa kardeş alınma da şimdi sen de ama biri bilmen, beşi bilmen, sınırdaki taşı bilmen. Ona soruyorum bilmiyor, buna soruyorum bilmiyor. Nasıl olacak bu şov o zaman ya? Lan! Yapma! Komutanım, komutanım! Lan! Yapma oğlum, yapma! Lan! Yapma oğlum! Ay, ulan programda gelene ayı saldırıyorlar diye bir daha konuk gelmeyecek, otur yerine ya! Otur gözünü seveyim ya! Rahatsız ya! Alın saklayın bir tarafa ya! Gel, gel! Manyak mıdır nedir ya? Kusura bakmayın. Zeynep Hanım ilk defa tanıştık. Mustafa Bey, siz kusura bakmayın. Başka bir şey olmazdı. Yani o kadar kötü bir duruma düştüm ki. Ay! Lan o! Lan! 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 Lan bu iş böyle. Lan! Gel lan buraya! Dur! 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 Ver bana. Ay! Lan o! Lan! 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 At işsiz kalırsın. Biraz, biraz. Yapımcıyı tanıyorum. Vereceğiz. Yapma. Yapma. Yapımcıyı tanıyorum. Yapma gözünü seveyim. Oğlum dur oğlum. Yapımcıyı yapma. Tanıyorum. Atsana. Tamam. At. Tamam. İzleyecek bu şovu. Tamam, tamam. Tamam, geç. Sen çık. Zeynep Hanım siz şöyle oturur musunuz? Lütfen. Gelin, 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 gelin. Yanına geliyorum. Gel kardeş, yanıma otur. Gel, gel. Gel, sorun değil. Tamam, süper. Dede sen böyle otur. Oğlum yapmayın, yapmayın. Bir şey olmaz hadi sen, senin çocuğun, bizim kardeşim. Dur! Ay! 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 Bir şey yapacağız ya! Aa, kardeşini vuracaksın, ay! Kardeşini de öldürüyorsun ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Arkadaşlar yine 5 dakika, lütfen yerinizi alın. Lütfen. O her konuğa böyle mi yapıyor? Aslında değil, bilmiyorum bugün neden böyle oldu. Bir şey ister misiniz, bir şey arzu eder misiniz acaba? Sen, çok eğlenceli, çok güzel. Sen, İyi ki gelmişiz. Ha. Sen polis harika çağır. Program. Bundan sonra her hafta geleceğim ben. Polis çağır, çıkışa gelsin. Gerçekten mi? Peki o zaman. Çıkayım mı, kalayım mı? Çağır sen, çağır. Tamam. Çağır, kusura çağır. Lan yayına giriyoruz, minderi alacağım. Sen lan orada kalsın, minder kalsın gitsin. Oturun, oturun, sabit oturun. Sabit oturun. Girdik mi? Evet, hazır. 3, 2, 1, kayıt. Evet sayın seyirciler, Akbaba 35 numaradan yaptığımız yayın olancazıyla devam ediyor. Biz sevgili Mustafa Üstündağ ve Zeynep Beşerler'le beraber olmaya devam ediyoruz. Sevgili Mustafa Üstündağ Bey, sizinle tanıştığıma kadar memnun oldum bir bilseniz yani. Sonra ne oldu? Sonra işte... Bir fark yaşı var. Aman,
Yeter, terli terli içme, yeter. Çok içme, çok içme, çok içme. Evet, sonra ne oldu? Sonra işte baktık dalgamıza. Herkesin dalgası büyüdü. Baka baka büyüdü. Dalgası büyüdü derken? Hani öyle denizden sahile gelirmiş gibi dalga. Ha. Büyüdü güzel. Zaten bir şey anlamıyoruz bir de. Bunu şey yapma yani. Oğlum ben ne diyorum, kendi bulaşıyor bana gelip gelip. Tamam, sen alttan al abisin. Zeynep Hanım, ne oldu sizin aşk hayatı? Aşk hayatı? Evet. Vallahi hiçbir şey olmadı. Olduğu gibi boş. Ben kağıdı küreği kaybettim ama şöyle bir şey hatırlıyorum ben araştırmalarımdan dolayı. Bundan sonra öpüşebilirim, sevişebilirim diye bir demeç vermişsiniz. Oyuncu yapar ya. Deli öyle, bir yüreği var kendisine. Öyle bir coşkun demeç bir. Sen sormadım lan. Söylediğim şey yani hani. Neydi? Filmlerde böyle bir rol gelirse evet yapılabilir. Hani çok meraklısı değiliz tabii ki bunu yapmaya ama oyuncuysak bunu da yapabiliriz anlamında söyledim. Evet. Arkadaşlar ilgi çekici olsun diye öyle bir başlık atmayı uygun gördüler. Evet. Mustafa Beyciğim, sevgili Dalyan, gözünü devirerek bakma. İstiyorum ki bu program hep güzel şeylere vesile olsun. Hep arkadaşlık olsun, dostluk olsun, muhabbet edelim, şakalaşalım. Öyle tatlı, güzel bir şekilde gitsin. Ama bu gerginliği almak için de elimden gelen her türlü fedakarlığı yaparım. Ya aslında Mustafa Bey, Allah seni inandırsın. Bu Dalyan Ak, bütün senin izlediği, senin canlandırdığın rolleri ezbere biliyor. Yemin billah ediyorum ki, bak şuradan kalkmak nasip olmasın. Muru diyor yatıyor, muru diyor kalkıyordu bir dönem. Bir dönem ki o dönem gayet uzun bir dönem. 2-3 sene kadar takıldı ya. Bakma şimdi seni gördü bir, hele canına kapıldı. Hele canına kapıldı. Değil mi Dalyancığım? Ya oluyor işte, insan ne izliyor, şeyden takip ediyoruz, onda bir şey yok da hani burada bir agresif tutum olunca ben de paniğe kapıldım. Sen de tabii o heyecan içerisinde hayvansal dürtülerinle olaya müdahale edin dedi. Yoksa Allah seni inandırsın, yani size karşı hiçbir şey yok. O yüzden o kadar ortak yönünüz var ki, yemin ediyorum, o kadar ortak yönünüz var, bilseniz... Dans etmeyi sever misin birader? Sever, içinde müzik olan, rahat olan her şeyi seversin, değil mi? Kardeş, sen artık evleniyorsun ya bu alemlerde, hani böyle sana gelen davetiyelerdir, ne bileyim galalar falan, onlardan bize göndersen hani biz olur, devam edecek. Olur, olur, her türlü. Bum bum bum, karı gitti, bum bum bum, karı gitti. Çık bakalım ortaya, şey. Hadi gel. Hadi gel, o zaman bir kardeşlik dansı yapın. Sayın seyircilerimiz, sevgili konuklar, şimdi bir kardeşlik dansı edecekler. Bir de hep beraber göreceğiz. Evet, Tomris Hanım, müziği verir misiniz olay fazla gelmeden? Sayın seyirciler, Dedemin Fikri Köşesi'ne hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren her hafta dedemin bir fikrini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu hafta dedem doğal hayatı korumakla ilgili sizinle fikrini paylaşacak. Evet dede, kamera ve seyirciler senin.
Doğal hayatı korumamız için ne gibi bir fikirlerin var? Bunları seyircilerle paylaşırsan çok hoş oluruz. İşte kamera senin, buyur. Doğayı güzel kullanırsak yaşantımız o kadar güzel olur. Eğer doğayı böyle parçalı ve fena halde kullanırsak yaşamımız azalır ve sonumuz iyi olmaz. Bunu şey olarak söylüyorum, duayı yerleşmeye, bakmaya, en güzel hareket etmek bizim sağlığımız ve çocuklarımız için çok hayırlı olur. Etrafımızda ne kadar hayvanı, insanı, binaları, canlıları korursak doğa bizim için hayat olur. Eğer kullanmasak sonumuz perişan olur. Evet sayın seyircilerimiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sayın sevgili Mustafa Muru Bey, bir olay hususunda misliğinizle ilgili demişsiniz ki ne demişsiniz? Oyunculukla ilgili fikirlerinizi alabilir miyim? Yani çok eğlenceli bir şey. Allah bana bir daha yaşama şansı verirse bir daha aynı şeyi yaparım. Amin. İnşallah verir. Peki bu mesleğinizle ilgili hassasiyetleriniz sanırsam var. Mankenlere bir giydirmişsiniz bir yerde. Demişsiniz ki ayılar mankenlerden daha iyi oyuncu. Öyle demedim. He, demedin mi? Ayı diye bir film vardı. He. Peki bir anne ayıyı da yavru ayının hikayesini anlatan bir film. Dedim ki ayılar da oynuyor. Oo. Gördün mü lan? Ayılar da oynayabiliyormuş. Sen yani ayılar da oynuyor yani. Oradaki şey şuydu hani, ben çok iyi, hayatta herkes bir şeyi iyi oynar. Evet. Ayı da ayıyı çok iyi oynadı. Bu onun iyi oynadığı anlamına gelmez. Ben bir anlamadım. Burada bak. Vallahi uğursulak konuşuyor, ben de pek çıkaramadım. Siyasi yani. Konuşmuyorum. Yok estağfurullah, Ağır konuşuyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Şu ağzını tutsana dedi. Estağfurullah. Şimdi bir arada filmde yönetmenle kapışmışsın. Bu bir gerginlik mi vardı üzerinde? Gergin misin? Ha, nerede kapışmışım? Hangi filmde? Tamam, geçiyoruz bu soruyu. Hiç umurumuzda değil zaten. Ben konunun içinden çıkamıyorum. Zeynep Hanım, daha sonra bir şey olmadı mı hayatında? Zeynep Hanım, sizin bütün filmlerinizin hayranıyım. Özellikle Zeynep'in 8 bunu diye bir film çevirmiştiniz. Hastasıyım yani, onu döndürüp izliyorum ben. Her zaman izliyorum 8 bununuzu anlatan. Haftanın 7 günü bir de bu yandan pazartesi alıyor. İşte öbür haftaya bir giriş sarkma yapıyor. Çok içtenlikli bir filmdi yani, bayıldım. Özellikle arz etmek isterim. Yani. Konusu neydi filmin? Ben çevirmedim, bilmiyorum. İsim benzerliği. Bu g**den mi uyduruyor? Evet. Evet. Harbi mi diyorum? Ha pardon ya, ben Mustafa'nın filmiydi o ya. Tamam, bu muhabbete bir süre ara verelim isterseniz. Şey yapalım o zaman. Oynadığın bir film var mı son zamanda? Son zamanda var. Sultan'ın Sırrı. Zeynep'in 8 günü olamadı ama bununla idare ediyoruz. Sultan ne gibi bir sırrı varmış? Evet, seyredince anlayacağız. Eteği açınca prens falan mı çıkıyor? Yok, olmuyor. Ha, bildiğin sultan. Sultan. Abdülhamit'le ilgili. Abdülhamit. Evet. Ben biliyorum o hikayeyi. Bir gün işte kız geziyor nehrin kıyısında. Bir tane kurbağaya rastlıyor, zehirli koda kurbağası böyle şöyle kocaman. Kurbağa buna diyor ki, kız diyor, prenses diyor. Beni diyor bir prenses diyor öptüğü zaman diyor, ben diyor çok yakışıklı bir prense dönüşeceğim diyor. Hı. Prenses de diyor ki, la ne yapayım ben yakışıklı prensi? Konuşan bir kurbağa kaç para eder sen biliyor musun diyor. Hikayeyi ona benzettim de. Kurbağa var mı filmde? Yok. Ha pardon, demek ikiz kenar bir hikaye. Ben yanlış ettim onu.
Size gelelim Mustafa Bey. Başka değinmek istediğiniz bir konu, şunu da anlatmazsam çatlarım dediğin, içimde kalmasın. Program bittikten sonra ben senin abine değineceğim. Arkadaş dışarıda görüşelim bitsin. Dalyan'cım alındı. 5-6 dakikamız var. Tamam Dalyan'cım sen sakin ol. Hiç böyle kışkırtmalara falan girme. Adam ünlü. Geçsin ondan sonra şey yaparız. Teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için. Rica ederim. Biz bilsek... daha yüzden çağırırdık. Daha evvel çağırırdık. Yemin ediyorum. Bilsek daha evvel çağırırdım. Bu elde böyle bir gürültü daha olmadı. Sen geldiğin için teşekkür ederim. İyi bir gürültü oldu yani. Rahat ol dayı. Dede. Misafir gibi geldin, misafir gibi gideceksin inşallah. İnsan ol diyorsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Geçirip durmayın lan. Son noktayı koydu dede. O zaman Ahbaba Köyü 35 numaradan yaptığımız yayın burada sonlanıyor. Nasıl bir program oldu, nasıl eğlendik, nasıl eğlendik bir bilseniz alt dudağınız uçuklar. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Kestik mi? Bitti değil mi? Bitti. Lan seni! Lan dur! Lan bir tutun ucundan! Bir tutun ucundan! Allah'ını seveyim! Lan! Dayı sen çekil aradan, dayı. Dur! Lan! Lan! Tamam! Lan! At! Dayan yapma! Tamam! Sakin! Sakin! Sakin oğlum! Sakin oğlum! Lütfen! Kaç sen! Kaç! Kaç aradan! Kaç! 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 Kaç aradan! Tamam! Mustafa Bey! Mustafa Bey! Yapma! Çağırdın mı lan polisi? Çağır! Kapının önünde size bir şey diyeceklermiş. Arkadaşlar bekliyor. Gel gel. Buyurun, buyurun Mustafa Bey. Tamam. Çok memnun oldum. Yeri öğrendiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Dur lan! 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 Sete geleceğim sete. Seti biliyorum seti. Sete geleceğim oraya. Olur lan, olur. Bekle beni orada. Teşekkürler. Bekle beni orada. Totoş! Çakal! Çok ayıp ya. Terbiyesiz seni. Lan git lan! Git lan! Git lan! Kusura bakmayın Zeynep Hanım. Ben normalde böyle bir adam değilim de işte. Ben zaten... Görüşmek üzere. Allah kolaylık versin. Amin. Allah kolaylık versin. Hatıra olarak rahatsız olabilir miyim? Al, al seni. Ben her programdan sonra saklarım. Tabii buyurun. Ne isterseniz vermeye hazırım. Gidin. Görüşürüz. Arkadaş bu. Götür, götür. Mars! Ya arma beni. Manyak polis bey, evimizi bastı. Ne çağırıyorsun lan böyle abuk sabuk şeyler? Paramı aldılar, cüzdanımı çaldılar abi. Yalan diyor, götürün bunu. Sapık bu herif, manyak. Sen haftaya da gel, helyum gazı yutturacağım sana ben. Helyum, helyum. Allah belanı versin. Hortum ulan beni. Allah bin türlü belanı versin. Nasıl bela serdin başımıza? Vermesin, hortum ulan helyum yutturacağım sana ben. Allah. İşte getirdiğin erkek konuk. Diyorum ki şuraya iç açıcı konuk getirelim. Şuraya güzel bir endam getirelim. Bir kadın softluğu, bir tazelik getirelim diyorum. Böyle neydi belirsiz adamları dolduruyorsun buraya sen. Fışkı! Lan! Allah'ım sana rakendi giriyorum ben!